Bugün sizlerle uzun zamandır böyle Instagram'da karşıma çıkan, yapmak istediğim bir tarif yapacağım. Rigatoni aslında böyle o kalın, şu böyle o kalın diye uzaktan anlatmama gerek yok. Şu gördüğünüz böyle içine parmak girecek kalınlıkta olan makarnalardan bir makarna tartı mı yapacağız, makarna pay mı yapacağız diyelim. Böyle pratik, çok lezzetli ama görsel olarak böyle sofranızda sizi çok memnun edecek bir tarif yapacağız. Çok hızlıca tarife başlıyorum. Evde olan çok basit malzemelerle yapabileceğiniz makarna dışında, yani rigatoni makarna dışında, ama bunu istiyorsanız başka makarnalarla da deneyebilirsiniz. Denemedim ama bu görsel olarak daha güzel durduğu için ben rigatoniyi seçtim. Soğan, kıyma, domates sos, şöyle hızlıca bir sos yapacağız. Sonra da bunu nasıl bir tart haline getirdiğimi size göstereceğim. Ben makarnalarımı al dente kıvamda, bir tık daha sert bir şekilde yaklaşık bir 7-8 dakika pişirdim. Biraz çok yumuşak olmasını istemiyorum çünkü çok yumuşak olduğu zaman bu sefer tartla beraber pişirdiğimizde böyle kendini çok salacak. Onu istemiyorum, o yüzden böyle normalden biraz daha az pişirdim. Şimdi tarifi yapmaya başlıyorum. Önce soğanımı burada doğrayacağım, sonra ocağa geçeceğim. Şimdi bir adet kuru soğanım var. Evde herhangi bir soğanınızla da yapabilirsiniz. Taze soğan, kırmızı soğan, beyaz soğan hiç fark etmez. Hepsi bu tarifte işimize yarayacak. Bunu önce ortadan ikiye bölüyorum. Sonra da küp küp doğrayacağım. Şimdi soğanlarımı doğradım. Ocağıma geçeceğim. Ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte, orta yüksek ateş şöyle. İçine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Soğanlarımı da yağımın içine, tavama ekliyorum. Şimdi soğanlarım böyle hafif şeffaflaştı, biraz karamelize olmaya başladılar. İçine kıymamı da ekleyeceğim ve kavurmaya devam edeceğim. Şimdi kıymam kavruldu. İçine domates püresi ve biber salçası ekleyeceğim. Önce salçamı ekliyorum şöyle. Şimdi domatesimi de ekliyorum. Bu çok sulu bir sos olmayacak. Şöyle karıştırıyorum. Tuz, karabiber koyacağım. Yaklaşık bir 2-3 dakika kavuracağım. Sonra da tartı yapmaya geçeceğiz. İstiyorsanız kabın içini yağlayabilirsiniz ama ben makarnalarımı yağladığım için ihtiyaç duymuyorum. Şimdi bunları direkt bu gördüğünüz kiş tart kalıbı, ne olarak adlandırırsanız, içine diziyorum. Şimdi bir kapta krema ve ricotta peynirini karıştıracağım. Eğer ricotta peyniriniz yoksa illa bunu ricotta ile yapacaksınız diye bir şey yok. Bizim lor peynirini biraz daha fazla krema ile karıştırarak da buna yakın bir sos elde edebilirsiniz. Ricotta'yı da şöyle. Kabımın içine koyuyorum. İçine çok az tuz, biraz karabiber ekleyeceğim. Bunu güzelce karıştırıyorum kremayla. Bunu daha önce hazırladım. Makarnamın üzerine şöyle koyuyorum ve bunu yayacağım. Şöyle hafifçe yayıyorum. Şimdi kıyma karışımını da makarnanın üstüne ekliyorum. Bunu da böyle güzelce bir kaşıkla yayacağım. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Onu da üzerine son bir peynir atarak 180 derecelik fırınıma atacağım. Şöyle bolca mozzarella peyniri koyuyorum. Kaşar da koyabilirsiniz. Şimdi bunu önceden ısıttığım 180 derecelik fırınıma atacağım. Yaklaşık bir 15-20 dakika dışı böyle güzelce kızarana kadar pişireceğim. Makarnam fırından çıktı. Kenarlarını şöyle bir bıçakla açtım. Şimdi kilidini açacağım. Hazır mıyız? Fırından çıkardıktan sonra yaklaşık bir 10 dakika dinlendirdim ki tam otursun. Böyle hafif aradan çıkanlar olabilir, problem değil. Ve makarnam bu şekilde hazır olmuş oldu. Şöyle çeviriyorum. Umarım tarif edersiniz. Bunu böyle pestolu falan da yapabilirsiniz. Değişik usullerini. Hatta biz bunun kanala farklı versiyonlarını çekelim. Onun dışında kanaldaki diğer tariflere bakmayı, mutfağın tadını çıkartmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.